Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, karışım problemlerin ilk videosunda temel mantıkların hepsini verdik. Şimdi iki kalıbımız daha var. Sonra bıyıklı sorulara hızlı bir şekilde geçeceğiz. Şimdi kalıplarımızda ne var? Şimdi şekerli çayın içerisine su ekleyeceğiz. Yani bir, bir öncekinde yaptığımız neydi? Şekerli çayın içerisine şeker ekleyip şey, tadı arttırmıştık. Şimdi işte su ekleyeceğiz. Su buharlaştıracağız. İki tane kalıbımız var. Sonra güzel güzel sorular çözüp ilerliyoruz. Ateş etmeye hazır mısın? Ta, 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 ta. <laughs> Sevdim bu işi ben ya. Ta 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 ta. Hadi bakalım gülümsemeler alalım. Konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun benimle. Hadi. 13. sorumuzla ilerliyoruz. Ama önce bir notumuz var orada. Gel buraya. Şimdi diyor ki... Karışıma su ekleme soruları. Ne demek? Şekerli çayın içerisine şekeri fazla geldiği için su ekleyip ne yapıyoruz arkadaşlar? Şeker oranını düşürüyoruz. O mantık. Şimdi sorunun üstünde bir göstereyim. Ondan sonra kalıptan ilerleyelim. Diyor ki tuz oranı %30 olan diyor. 24 kilogram tuzu suyum var diyor. Bak çizdim. Benim 24 kilogram, 24 kilogram tuz oranı yüzde otuz olan bir karışımım var. Tuz. Şimdi diyor ki bu tuzlu suya 16 kilogram su ekleyelim diyor. Bak ne eklediğine dikkat et. 16 su ekliyorum diyor. Eşittir. Oluşanın tuz oranını istiyor benden. Şimdi bakıyorum bir kere toplam kütleyi yazacaktık buraya. Topladım 40. Bunu ekledim. Şimdi diyorum ki bana. Bana diyor ki soru. Bunun tuz yüzdesini bul kardeşim bana diyor. Şimdi sorularıma cevap ver. Bunun içerisinde tuz var mı? Birinci karışımın ne kadar da kötü yazmışım ya. İçinde tuz var mı? Bu 24 kilogramdı. Yüzde 30'u tuzdu. 24 çarpı 30 bölü 100. Bu kadar tuz var bunda. Peki bunun içinde tuz var mı? Bu nasıl cevap ver şimdi? Yok hocam hepsi su. Yani hiçbir şey eklemeyeceksin bunun için. Yok ki içinde tuz. Ben tuz oradaki tuz miktarını bulmaya çalışıyorum. Eşittir. Son durumdaki 40 Çarpı x bölü 100. Tamam mı? Şimdi bakın şu sıfırın bir önemi yok burada. Şu yüzler birbirlerini götürdü. Şunları çarptığım zaman ne geliyor? Şöyle 720 eşittir 40x yapıyor. Sıfırları da sadeleştiriyorum. Her iki tarafı da 4'e böldüğümde x eşittir 18. Yani 18 oldu. Bakın ne oldu? Bu bayağı şey, tuzlu bir şeydi. %30'u tuzlu bunun. Su koyduğum zaman tuz oranı düştü. O zaman kalıbımız hazır. X kilogram yüzde A'sı tuz olan karışımım var. İçinde X çarpı A bölü 100 kadar tuz var. Bakın içine su eklemişim. O zaman su olduğundan dolayı bu sıfır eşittir. Tuz yok çünkü içinde. Ben tuz yüzdesi arıyorum. Karşı tarafa ne yazacağım? X artı Y'nin C bölü yüzü. İşte şuradaki sıfırın bir önemi olmadığı için bunu hiç görme şunlarda götürdü x çarpı a eşittir x artı y çarpı c nedir arkadaşlar bu oranlarda bir şeyin içerisine su eklediyseniz o yüzde ne yapıyordur azalıyordur yani c a'dan küçük olmak zorunda şuradaki gibi bakın 18 30'dan nedir daha küçük çünkü su koyarak daha seyreltilmiş hale geldik şeyi gibi Akdeniz'de Karadeniz gibi. Tamam mı? Şimdi orada gerçi buharlaşmadan dolayı oluyor ama yağmurun da etkisi var tabii. Karadeniz'de fazla su girişi olduğu için tuz oranı nedir? Daha düşüktür. Buharlaşma da az olduğu için zaten bir sonraki kalıbımız da buharlaştırma kalıpları. Tamam mı? Anladın değil mantığını? Su gibi bir şey eklediysen yüzde sıfır. Yani onu hiç hesabın içerisine katmıyoruz. Su yüzde skor sorsaydı katardık onu. Hadi bakalım şimdi... Geçtim şimdi 13. soruyu da çözmüş olduk. 14. soruya bakalım. Diyor ki 40 kilogram şekerli suyun şeker oranını %30'dan %25'e düşürmek için kaç kilogram su eklemeliyiz diyor. Çiz kabını. Neyin var kabında şimdi? Kabımda bir kere 40 kilogram var. %30 şekermiş. %30 şekermiş. Diyor ki kardeşim buna diyor su ekleyeceğim diyor ben. Ne kadar su ekleyeceğini söylemiş mi? Söylememiş. A kadar su ekleyeceğim. Tamam mı? A su ekleyeceğim. Bunun sonucunda yüzde yirmi beşe düşsün benim oranım diyor. Zaten su eklediğin zaman oranın düşeceğini söyledik. En önemli yerim toplam kütleyi buraya yazmak. Kırk artı. A. Toplam kütleyi yazmazsan neyin yüzdesini alacağını şaşırırsın. Yam olur gidersin. Hadi bakalım bunda şimdi şeker var mı? Var. Kırkın %30'u şeker. Tamam mı? Şu sıfır olduğu için hiç yazmadım. Bu taraftaki şeker miktarının toplamı bu şu anda. Karşı tarafta şeker ne kadar var? 40 artı A'nın %25'i kadar. 25 bölü 100. Bak şimdi bölü 100'leri gömçürdüm gitti buradan. Tamam mı? Sadeleştirme de yapabilirdim. Şuradan 1200 geldi. Eşittir. 25'i içeri dağıttım. 25'i içeri dağıttığım zaman 1000 artı. 25 A yaptı burası. Attım bunu bu tarafa. 200 yaptı. 200 eşittir 25 A. A'yı bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 25'e bölüyorum. Böldüm 25'e. Böldüm 25'e. Şunlar götürdü. Şunları da sadeleştirdiğim zaman 8 mi geldi? Yani 8 su eklediğimizde su oranı %25'e düşüyormuş. 14. sorumuzun cevabı da denizli. Tamam mı? Bak kovaları çiz. İşimiz kova çizmek. Kovaları çizdikten sonra gerisi kolay. Hadi bakalım geldik şimdi. 15. sorumuza. Şeker oranı %20 olan. 150 kilogram şekerli suya 20 kilogram şeker ve 30 kilogram su ilave ediyor. Oh hem şeker hem su ilave ettik. Şeker oranı soruyor. 3 kap çizeceğim bu sefer bak. Şimdi birinci kapım. Birinci kapta 150 kilogram şekerli su var. 150 kilogram ne kadarı şekermiş? Yüzde yirmisi. şekermiş. Bak ne olduğunu unutma. Su falan verir. Benim biraz önceki sorulardaki düştüğüm gibi treye düşersin. İkinci kap. İkinci kapta ne olsun arkadaşlar? 20 kilogram ne eklemişiz? Şeker eklemişiz. İki kapta da yapabilirdik ama 3 kap yap. Bir şey fark etmez ki. Üçüncü kapta 30 kilogram ne eklemişiz? Su eklemişiz. Şimdi toplam kütle en önemli yerim dedim. Toplam kütleyi yazıyorum. 150, 170, 200. 200'ü yazdım. İşte buradaki yüzdeyi soruyor. Yüzde x. Ne yüzdesi? Şeker. Bütün kaplardaki şeker miktarlarını bulacağım. Şimdi 150 kilogramın yüzde 20'si şekermiş. 150 çarpı 20 bölü 100. Burası cepte. Artı. Bunda şeker var mı? Alayı şeker hocam %100, 20 hepsini aldım. İstersen %100 yaz. Bunda şeker var mı? Yok hocam bu su. Şeker olur mu? Sıfır eşittir 200 çarpı x bölü 100. Kim sadeleştirme yaparak çözeceğim bu sefer. Şu sıfırları sadeleştirdim. 15 ile 2'yi çarptım 30. Artı buradan 20 geldi bakın. Bu sıfırı yazmaya gerek bile yok. Şunu da sadeleştirdim 2x. 50 eşittir 2x. 50 2x'e eşitse her iki tarafı 2'ye böldüğümde x dediğimiz 25 hocam. 25 hocam. Hadi bakalım sorumun cevabı C. Urban olduklarım nasıl gidiyor? Bir saat önceki kahve ha yeni kahve zannetme. Nerede öyle bakın bize biz giriyoruz buraya video çekiyoruz. Mezara girmiş gibiyiz yani. Allah'ım Allah'ım göstermesin. Öğrencilerim var burada. Öğrencilerim var sınavı hazırlayana kadar ölmek mi ölmek yok. Hadi bakalım şimdi bir sonraki kalıbımıza geçiyoruz. Buharlaştırma soruları. Buharlaştırma. Şimdi buharlaştırmada bir püf nokta var yalnız. Şimdi yani sayısalcılar bunu çok fazla kullanıyorlar şeyin içerisinde ama eşit ağırlıkçı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey anlatalım. Şimdi ben bunun içerisine suyu doldurup içerisine şekeri attığımda ısıtıp kaynatmaya başladığımda içindeki şekerlerde buharlaşma olmaz. Sadece ne çıkar içinden su çıkar. Şeker kalır. Peki nasıl bir şey oluşur? Mesela ben bunu oluşturdum. İçine şekeri attım, karıştırdım, bir tadına baktım. Buharlaştırdım, buharlaştırdım, buharlaştırdım. Bayağı bir su gitti içinde. Yeni tadına baktığımda daha şekerli olur. Niye? Su oranı azaldı. Şeker miktarı aynı ama oran olarak şeker ne yapmış oldu? Suya göre daha fazlalaştı. Tamam mı? Şeker aynı kalıyor, oran artıyor. İşte Akdeniz'deki tuz oranını örnek verebiliriz. Akdeniz niye daha tuzlu? Su durmadan buharlaşıyor. Tuz kalıyor su gidiyor. Hatta Akdeniz'e denize girdikten sonra çıktıktan sonra sırtın hep ne oluyor böyle tuz oluyor. Niye? Tuzluluk çok fazla. Su gidince tamamen gitmiş oluyor. Pıtır 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 tuzlar sırtında kalmış oluyor. Tamam mı? Şimdi buharlaştırma sorularında çıkarma yapacağız. Ne çıkacak içinden? Su çıkacak. Su. Şimdi sorusunun üstünde göstereceğim önce yine. Ondan sonra özelliğini göstereyim. Hadi gel bakayım. Nerede onun sorusu? Şurada 16. soru. Bak. Diyor ki şeker oranı yüzde 40 olan 300 kilogramlık şeker su karışımından ne kadar su buharlaştırılırsa karışımın şeker oranı yüzde altmış olur. Çiziyorum karışım kabımı. Benim kabım 300 kilogramlık bir karışım varmış bunda. Yüzde 40'ı şekermiş yaz. Yüzde 40 şeker. Şimdi diyor ki ne kadar su buharlaştırırsak buharlaştırma yaparsak içinden su çıkacak. Ne kadar su çıkaracağını söylememiş. X litre su çıkaracağım. Bunun sonucunda şeker oranı %60. Bak buharlaştırma olursa zaten şeker oranı ilk orandan fazla olur. Bununki %40'sa bu %40'tan büyük olmak zorundaydı zaten. Şimdi o zaman biz en önemli yere geliyoruz. Burası 300'dü. Su çıkıyor içerisinden. Bak şimdiye kadarki olanlarda hep ilave vardı. Buharlaşmada çıktığı için toplam kütlem 300-x. Toplam kütleyi yazdın iş bitti. Şimdi bunun içinde şeker var mı birinci kapta? Var hocam. 300'ün 40'ı şeker. Peki su buharlaşınca şeker gider mi gitmez. Sıfır yani bu. Yazmana gerek yok. Eşittir son durumum. Nedir son durumum? 300 eksi x'in yüzde 60'ı. Olayı bitiriyorum şimdi. Bakın şuradaki yüzler birbirlerini götürsün yine. Tamam mı? Ya sadeleştirme yaparak çözüyorum ben genelde ama böyle de yapabilirsin. 4 ile 3'ü çarptım 12. Yanlarına 3 tane 0 geldi. 1, 2, 3 sıfırlar. Eşittir. Şurayı dağıtıyorum. 6 ile 3'ü çarptım 18. Yine yanlarına 3 tane 0 geldi. Şurayı dağıttım. Eksi 60x. Eksi 60 x'i bu tarafa 12 bu tarafa aldığım zaman 60 x eşittir 6 yapıyor bakın çıkarmasını yaptım. Her iki tarafı 60'a böldüğümde burayı da 60'a burayı da 60'a böldüm çatara kütere götürdü. Şu sıfırların birer tanesi gitti x eşittir 100. Yani bunun içerisine 100 kilogram su eklediğimizde yüzde ne oluyor 100 kilogram ee, su buharlaştırdığımızda yanlış söyledim. Oranı %60'a geliyormuş. Yani buharlaştırma sorusunun ekleme sorularından tek farkı araya ne koyuyoruz arkadaşlar? Eksi koyuyoruz. Çünkü eksi koyup su çıkarıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bunda ne kadar tuz var? X çarpı A bölü 100. Çıkardığımızda hiç tuz çıkarmadığımız için sıfır yazmama gerek yok. Eşittir. X artı Y... Çarpı C bölüyüz. Yani buharlaştırma mantığında araya eksi koyacağını unutmazsan patara kütere soruyu döversin. Hadi bakalım şimdi bir de dökme soruları var. Son kalıbımız bunu kalıp olarak vermedim. Çünkü çok basit. Niye? Şimdi aldım ben bunu. Şeker çayı aldım. Şekeri attım içine. Bir bardak var bunda. Güzelce de karıştırdım bunu. Bir yudum içtim. Şimdi bir şekerli tat geldi, değil mi? Bir yudum daha içsem aynı tadı alacağım, değil mi? Aynı tadı alacağım tabii. Peki ben bir yudum içince bundan bunun içerisindeki şekerin oranı değişti mi? Bak, şeker miktarı değişmiştir, içtim çünkü ama oran, oran denilen tatla aynı şeydir. Tat ne yapmamıştır, değişmemiştir. Yani dökme soruları çıkacak şimdi karşımıza diyecek. Ki. Bunun içine ben şekerli suyu doldurdum yarısını döktüm miktar azalır içindeki şeker miktarı da su miktarı da azalır ama şeker oranı değişmez yani tadı aynıdır döksen de döktüğünün tadı da aynıdır bunun tadı da aynıdır. Dökme sorularında döküleni dökeceksin miktar değişecek ama oranda bir değişiklik olmayacak ne demek istiyoruz bak şimdi soruya gel. Tuz oranı %20 olan bir miktar tuzlu suyun 3 bölü 5'i dökülüyor diyor. Yerine dökülen miktar kadar tuz oranı %30 olan bir karışım ekleniyor. Bak şimdi. Benim bir karışımım var. Kaç litre olduğunu bilmiyorum. Ama diyor ki 3 bölü 5'i dökülüyor diyor. O zaman ben bu karışıma 5 litre diyorum. Kaçmış bu? %20 imiş. %20. Tamam. Hadi bunun 3 bölü 5'ini dökelim şimdi. 5 litrenin 3 bölü 5'ini döktüm ben. Kaç litresini döktüm? 3 litre. Ne kaldı bana dökünce? 3 litresini dökünce 2 litre sıvı kaldı. 2 litre sıvı kaldı. Ama %20 değişmez. İşte anlatmaya çalıştığım şey bu. Miktarı değişir ama çayı döktüğün zaman tadı değişir mi? Değişmez. Oran aynı kalır. İşte dökme sorularında dökülen gitsin. Kalanla işlem yap. Şimdi bu kadar çayım kaldı benim veya sıvım kaldı. Diyor ki dökülüyor ve yerine yerine diyor başka bir şey dolduruluyor diyor. Karıştırıyormuşuz. Dökülen miktar kadar ne kadar dökmüştüm? 3 3 litre tuz oranı yüzde %30 olan tuz oranı yüzde %30 olan yeni bir karışım ekle diyor. Bu karışımın oranını bul bana diyor. Bitti. Artık birinci maddedeki yaptığımız duruma dönüştü. Toplam kütleyi yazdım. 2 ile 3'ü topladım. 5. Bir yüzde x. Bunu soruyor. Hadi bitirelim şimdi. 2 çarpı 20 bölü 100. Artı 3 çarpı 30 bölü 100. Eşittir 5 çarpı x bölü 100. Bölü 100 hepsinde var mı? Var. Çatara küterek çatara. O zaman gerisi işlem. Burası ne yapıyor? 40. Burası ne yapıyor? 90. 40 ile 90'ı topladım. 130 yaptı. 130 eşittir 5x. X'i bulabilmek için her iki tarafı 5'e böldüm. Çat 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 çat. 2 kez var 26. X eşittir 26. 17. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Yani dökülüyorsa dök. Oranı değiştirme. Sonradan içine bir şey ekliyorsa çıkarıyorsa önceki yaptığımız kalıpların zaten birebir aynısı. Evet şimdi arkadaşlar kalıplarımızı bitirdik. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çok güzel soru çözüp karışım problemlerini tamamlamış olacağız. Grafikli soru gelebiliyor karışım problemlerinde. 18. soru gibi grafik okumayı güzelce öğreneceğiz zaten. Hadi bitirelim işi. Şey. Aşağıda A ve B kaplarında bulunan tuzlu suyun tuz su miktarlarının değişim grafiği verilmiştir diyor. Buna göre A kabından 60 gram, B kabından 120 gram alınarak oluşturulan yeni karışımın tuz yüzde oranı kaçtır? Bak şimdi. Bir kere A'dan alacakmışım. Tamam mı? Miktarlarını yazacağım. B'den de alacakmışım. Bu A olsun. A'dan kaç gram almışım? 60 gram. B'den kaç gram almışım? 120 gram. Şimdi bana grafik ne bilgisi veriyor? Grafiğe geri dönelim. Grafik diyor ki benim A karışımımda diyor 30 su varsa diyor 20 de tuz var kardeşim diyor. Oran söylemiş aslında. İlla yüzde vermek zorunda değil. Hadi bundaki bana tuz oranını söyle. A'daki tuz oranını söyle. Tuz ne kadar var bakın? 20 var. 30 su var. Tuz oranı 20 bölü 30 değil. Sakın 30 deme. Toplam karışım. Tuz oranımız 20 bölü 50. Yüzdeye ister çevir ister 20 bölü 50'yi kullan. Ha, bazı sorularda tuzla toplam karışımı da verebilir. Buraya dikkat et. Burada tuzla suyu vermiş. B karışımının şimdi oranını söyle. B karışımında... 20 tuz olduğunda 60 su oluyormuş. Toplam karışımım ne kadar? 80. Yüzdeye çevirebilirsin istersen ben çevirmeyeceğim. Bunun oranı 2 bölü 5'miş. Bunun oranını da sadeleştirdim. 1 bölü 4. Bu bunun tuz oranı. Bu da bunun tuz oranı. Hadi yürüyelim o zaman. Bunun tuz oranı neymiş arkadaşlar? 2 bölü 5. Bunun tuz oranı neymiş? 1 bölü 4. Yani yüzde ile aynı şey. Toplam kütleyi söyle bana şimdi. 180. Buradaki bana yüzdeyi soruyor. Yüzde x. Hadi işi bitirelim şimdi. 60'ın içerisinde 2 bölü 5'i tuz. Artı 120'nin 1 bölü 4'ü tuz. Eşittir 180'in x'i tuz. Orayı yüzde soruyor. Bakın şimdi şunu da şunu sadeleştirdim 12. 12 ile 2'yi çarptım. Şurası 24 yaptı. Şunu bir tık yukarı kaldıracağım. Grafikte işimiz kalmadı artık. Buraya bakalım. 124'e 4'e böldüğüm zaman burada 30 geldi. Eşittir. Şunun sıfırıyla şunun sıfırını sadeleştirdim. Ne geldi buradan? 18x bölü 10 yaptı. Şimdi şunları topladığım zaman 54 yapıyor. İçler dışlar yapıyorum 54 ile 10'u çarptım. 540 eşittir 18x yaptı x'i bulabilmek için de her iki tarafı 18'e böldüm. 18'e böldüm çat 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 3 sorumuzun cevabı 30 olmuş oldu. Tamam mı? Kaçıncı sorumuzdu bu? 18. sorumuzun cevabı Adana. Tamam mı? Yani oradaki verilen grafiğe çok dikkat et. Sana grafikte arkadaşlar tuz suyu verdiği için tuzu yukarı, suyla tuzu toplayıp tamamını aşağı yapıp oranını buldum. Tamam mı? Eğer sorudaki tuzla karışım olsaydı tuzu yukarı hepsini aşağı yazardım zaten ama neyi verdiğine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hadi bakalım 19. sorumuza geldik. Şöyle yukarı doğru kaldırdım bunu da. Güzelce okuyalım. Aşağıda A, B, C ve D kaplarındaki karışımların miktarları ve yüzdeleri verilmiştir diyor. Tamam. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu soruda yalnız şunu ekleyelim. Şuradaki yüzdeler tuz yüzdesi tamam mı? He şunların yanlarına siz tuzu ekleyin. Biz orada soruyu çözerken tuz diye çözdüğümüz için sıkıntı olmuyor ama şöyle ben de şuraya işaret koyayım tuz. Şimdi verilmiştir diyor. Sorunun devamını okuyorum şimdi. Diyor ki: "A ve B kaplarındaki karışımların hepsini boş olan D kabına dökün." diyor. He, A ile B'yi döktü diyor. A'yı döktüm şimdi. Ne A? 50 litre. Şu A diye yazalım. A kaç litre? 50 litre ve %50'si de tuz. Tamam mı? %50'si tuz. Bunlar karışacak tabii. Sonra B'yi de dök diyor. B kaç litreymiş? 40 litreymiş B. B'yi de döktüm. kaçı tuzmuş onun da? 32'si tuzmuş. Tamam. D'nin boş kalan kısmına C dök diyor. Şimdi bak bu kaç litre toplam? 150 litre. E ben A ile B'yi dökünce 40'la 50'nin toplamından 90 litre. O zaman kalan kısmı kaç litre? 60 demek ki C'nin hepsini değil de 60 litresini döküyormuşuz. C'nin 60 litresini döküyormuşuz. O da yüzde 42. Tamam. Buna göre yeni oluşan karışımın tuz yüzdesi nedir? Artık gerisi çok kolay. 3 tane karışımı karıştırıyoruz mantığı. Hadi şurada çözelim. Şimdi önce A. A 50 litreydi. 50 litreyi aldım. Tamam mı? 50 litreyi aldım. 50 litrenin yüzde 50'si tuzlu bu A. 50 bölü 100. Burası tamam. Şimdi B. B'de ne kadar? 40 litre aldık B'den 40. %32 idi. 32 bölü 100. Tamam. Artı C'yi aldık. C ne kadar? 60 kadar. %42'si tuz. Sonra bunları karıştırdım. Yeni kabım oluştu. En önemli yer toplam kütleydi. Toplam kütle 50, 90, 150. Zaten şurada da yazıyor. Niye topluyorum ki? Saf gibi. 150 yüzde kaç diye soruyor işte yüzde x. Hepsinde bölü yüz var mı? Var hocam. O zaman gümbürü 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 götürdüm. Bir de şunu da yapabilirsin bak. Hepsini ona böldüğünü düşün. Hepsinde sıfır var ya bir şey fark etmeyecek. Hiç bölmeye de bilirsin. Çarptım burayı. 250. Şu anda 250 yaptı. Bölmeseydin de 2500. Aynı işlem çıkacak. Şunu da şunu çarptım. 128 daha geldi. 128 artı 6 ile 42'yi çarptığım zaman 240 12 daha geliyor. 252 yapıyor. Eşittir 15x. Gerisi toplama. Şurada toplayalım. 252. 128'im var. Bir de 250'miz var. Topladım. 10'un sıfırı elde var. 1, 6, 8, 13'ün 3'ü elde var. 1, 3, 5, 6. 630 oldu. Ne 630 olan? 15x. O zaman 630 eşittir 15x ise X'i bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum bir de? 15'e bölüyorum. 15'e böldüğüm zaman X eşittir. 4, 42 mi oldu? Evet sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Bak da ardı zor bir şey yok. O temel mantıkları anladıktan sonra çok kolay. İşte sınavda bence gelebilecek bir soru kalıbı daha. ÖSYM tarzı. Grafikli, grafiği okuma ve karışım problemleriyle birleştirme sorusu. Önemli bir soru. Dikkatle dinle. Hadi bakalım bir tık yukarı kaldıralım şöyle çözüm alanımızı açalım yürüyelim. Yukarıdaki verilen grafiklerde grafik bir A ve B karışımları oluşturulurken kullanılan su ve şeker miktarını grafik gibi iki boş bir kapta A ve B karışımlarının hangi oranda karışıldığını göstermektedir diyor. Hmm. Buna göre kaptaki şeker oranı nedir? Şimdi soruyu anlatayım sana. Diyor ki burası diyor şeker su oranlarını gösteriyor. İki önceki sorudaki gibi. Şimdi A kabının içerisinde bakın 40 şeker koyduğumda 40 da su koyuyormuşum. Topladım 80 yani A kabının 1 bölü 2'si şekermiş. Yani %50'si istersen %'ye çevir. B'ye bak. B'ye 40 şeker koyduğumda 120 de su koyuyormuşum. 40 ile 120'yi topladım. Toplam karışımı buldum. 160. Sadeleştirdim bunları. 4 katı 1 bölü 4. Oranı buldum. Tamam mı? Şöyle üstüne yazmayayım. Silgi gel. B kabının oranı neymiş arkadaşlar? 1 bölü 4. Yani B yüzde %25'miş aslında. A da %50'ymiş. Ama %'ye çevirmek zorunda değilsiniz. B de diyor ki. Kardeşim diyor ben bu diyor A karışımıyla B karışımını karıştıracağım diyor. İkinci grafik boş bir kapta A ve B karışımlarının hangi oranda karıştırdığını gösteriyormuş. Yani diyor ki B'den 6 alırsan diyor B şu olsun 6 alırsan diyor A'dan diyor 4 litre alacaksın diyor bitti soru. O zaman karıştırdım bunları 10 litre oldu oranlarını da yazalım. A'nın oranı neydi? 1 bölü 2 idi. B'nin oranı neydi? 1 bölü 4. Bunun yüzdesini soruyor. Yüzde x. Hadi bitirelim işe. O zaman bu ilkindeki 4 çarpı 1 bölü 2. Artı. İkincideki 6 çarpı 1 bölü 4. Üçüncüdeki son durumumuz 10 çarpı x bölü 100. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Bu 1 bölü 2'yi yüzde çarpıp yüzde 50 deyip buraya 50 bölü 100de yazabilirdiniz. Ama gerek yok. Yüzde denilen bir oran zaten. Bakın şunları sadeleştirdim 2 yaptı. Şunları sadeleştirince burası 3 bölü 2 yapıyor. 3 bölü 2 eşittir. Şu sıfırları sadeleştirdim. Şöyle bir denklem çıktı karşıma. X bölü 10 oldu burası. Bunların paydasını eşitliyorum. 4, 7 bölü 2 yapıyor. Bakın şu 10'u çarpı olarak karşıya geçirdiğimizde 7 bölü 2. X eşittir 70 bölü 2 yapıyor. X eşittir 35. Kaptaki şeker oranı soruyor. Sorumuzun cevabı ne oldu? 20. sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Önemli sorular grafik mantığını iyice okuman gerekiyor. 21. ÖSYM tarzı bir soru daha. Şöyle yukarı kaldırdım. Çözüm alanımızı oluşturduk. Ateş etmeye. Ta 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 ta. Ta 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 ta. ta <laughs> <Devam> ediyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Şeyle mi ama ateş. Kalem. Kalemimizi ateş ediyoruz biz. Oku bakalım. Burcu ve Özgür limonata yapmak için limon, limon suyu ve iki farklı şeker çeşidi kullanacaklardır. Ne kullanacak? Su. Limon suyu iki farklı şeker çeşidi. Tamam, kullanacakları şekerlerin her biri 50 gramlık küpler şeklindedir. 50 gramlık küp şekerlerimiz var. Tamam. Aşağıdaki şema kullandıkları tarifleri vermiştir diyor. Tamam. Şimdi bak. İkisi de bir miktar su alıyormuş. Sonra burcunun tarifine geçiyorum. Burcunun tarifinde kullanılan suyun %20'si kadar pancar şekeri ekliyormuş. Sonra Burcu'nun tarifi devam ediyor bakın oluşmuş her 100 gramlık şeker su karışımına e, şöyle şeyi değiştireyim karışımına 40 gram limon suyu ekleniyormuş. Bu Burcu'nun tarifi Özgür'ün tarifine bakıyoruz. Özgür ne yapıyor suyu alıyor tamam mı? bir miktar su kullanılan suyun %15'i kadar nişasta bazı şeker koyuyormuş. İkinci çiçek şeker. Sonra o da yine aynı tarifle devam ediyormuş. Her 100 gramlık şeker su karışımı için 40 gram limon suyu koyuyormuş. Şimdi diyor ki: Burcu 10 küp pancar şekeri, Özgür 12 küp nişasta bazı şeker kullanarak limonatasını hazırladığına göre bu iki kişinin kullandığı toplam limon suyu kaç gramdır? Şimdi soruyu iyi anlarsan kolay. Şimdi bize şurada bir bilgi vermişti, görüyor musun? Her şeker küpü 50 gramdı. Şimdi Burcu ne yapmış? 10 küp kullanmış. O zaman 10 çarpı 50'den Burcu'nun kullandığı şeker miktarı 500 gram. Bu Burcu'nunki. Özgür'ünkine bakalım. O 12 tane kullanmış. 12 çarpı 50'den Özgür ne kadar şeker kullanmış? 600. Bakın bilgiyi bu veriyor bize. Şimdi o zaman şekeri şu aşamada kullanıyorlardı. Bu 500 şeker kullanmış. Bu 600. Şimdi dikkat et. Şimdi kullanılan suyun %20'si kadar şeker koyuyordu. O zaman bizim su miktarımız tamam mı? Su miktarımızın %20'si yani Burcu'nun kullandığı su miktarının %20'si kadar şeker kullandığı için burası 500. Gördün mü? Şimdi o zaman burada bakın şunları sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 5 yapıyor. İçler dışlar yaptım x eşittir 2500. Yani Burcu bu olaya ne kadar suyla başlamış? 2500 suyla başlamış. Sonra %20'si kadar su koymuş. Şimdi üçüncü aşamaya gelecek. Şimdi bunun karışımı ne oldu bak? Oluşmuş her 100 gramlık şeker su karışımı için. 2500 su koymuştu. 500 şeker koymuştu. Bu karışım şu anda 3000 gram. Diyor ki her 100 gram için 40 gram limon suyu eklesin diyor. Şimdi bizim karışımımız 3000 ya. 3000'in içerisinde kaç tane 100 gram vardır diye bakacağım. Her 100 grama diyor çünkü. Böldüm 30 tane 100 gram var. Her 100 grama 40 gram limon suyu koyuyormuş. Yani limon suyu miktarı Burcu'nun kullandığı 30 çarpı 40'tan 1200 gramdır. Burcu'nun kullandığı bu kadar. Şimdi diğerine bakalım. Diyor ki Özgür bir miktar su alıyor. Tamam mı? S ile gösterelim. S'nin yüzde on beşi kadar nişasta bazı şeker kullanmış. Bunu bulduk altı yüz. S'nin yüzde on beşi tamam mı? Su miktarının yüzde on beşi altı yüzmüş. Bakın şu on beşle altı yüzü sadeleştirdiğimde 60'ı on beşe bölersem dört yapıyor zaten. Kırk yapıyor. İşler dışlar yaptım 4000. Bakın bunun su miktarı ne kadar oldu? 4000 kadar oldu. Tamam mı? 4000. 600 de şeker koymuştu. O zaman 4600 karışımla buraya kadar geldi. Ne diyor? Her 100 gram için diyor. Bunun içerisinde kaç tane 100 gram var diye baktım. 46 tane 100 gram var. Her 100 gram için 40 limon suyu kullanıyordu. 46 ile 40'ı çarpıp Limon suyu miktarını bulacağım. 4 ile çarpalım şunu. 24'ün 4'ü elde var. 2, 16, 18. da bu kullandı. Bizden ne istiyordu? Bu iki kişinin kullandığı limon suyu miktarı. Bu ne kadar kullanmıştı toplam? 1200. Öbürü 1840 kullanmıştı. 04, onun 0, 4. 10'un 0'ı elde var. 1, 2, 3040 sorumuzun cevabı Edirne mantığını anlarsan zor bir soru değil. Gerçekten zor bir soru değil. Oradaki ama her veriyi paragraf sorusu gibi ayrıntılı bir şekilde okuman lazım. Yani bu soruyu çözemiyorsan çözememenin sebebi matematik değil paragraftır. Okuduğunu anlayamamaktır. Zaten problem sorularında ne diyoruz? Sorunun yüzde sekseni soruyu anlamaktır diyoruz. Hadi bakalım 22. sorumuza doğru geldik. Son 3 sorumuz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu telefon sen buraya gel bakayım şöyle. Şimdi güzelce okuyoruz. Kalemim neresi? Yukarıdaki grafikte diyor. Tamam ne diyormuş yukarıdaki grafikte? İçinde alkollü su bulunan XYZ karışımlarının toplam ağırlıkları ve alkol oranları verilmiştir. Bak grafik problemleri de yapıyoruz aslında. Diyor ki bak bu X karışımı toplam ağırlığı 400 gram. Alkol oranı içinde yüzde kırk diyor. Y karışımı 500 gram içerisinde yüzde yetmiş alkol var diyor. Z karışımı 600 gram yüzde elli var diyor. Hadi ne söylenene bakalım. Bu üç karışımdan oluşan ve alkol oranı yüzde elli olan karışımın ağırlığı en fazla kaç olabilir? Şimdi çok dikkat. Çok önemli sorun. Şimdi bir kere diyor ki ben diyor bu üç karışımı karıştıracağım diyor. Tamam mı? Üç karışımı karıştıracağım. Ama miktarlarını bilmiyorum diyor. Ama oluşturduğum maddenin yüzdesinin diyor yüzde elli olmasını istiyorum diyor. En çok bunlardan ne kadar kullanırım diyor. Hemen yüzdelere geri dönüyorum. Z'ye bakıyorum. Z'nin yüzdesi elli bir kere. Z'nin hepsini alıyorum. Niye hepsini alıyorum biliyor musun? Çünkü yüzde ellilik bir karışım. %50'lik bir karışım oluşturmayı bozmaz. Anladın mı? Yani benim burada yapmam gereken Z ile uğraşmak değil. Aldığım X ile aldığım Y'nin miktarlarını %50'ye tamamlamak. Yani Z'nin hepsini alacağım bu soruda ben. Ondan sonra niye Z'yi alıyorum? Ya %50'lik karışım istiyorsa benden Z'nin hepsini aldığımda %50'yi bozmaz. Ama %50 olabilmesi için x ile y'yi aldığım miktarlar %50 olmalı. Şimdi bakalım. Bizim buradaki y'mizin yüzdesi kaçtı? Yüzdesi 70'ti. X'imizin yüzdesi kaçtı? Yüzde 40'tı. Tamam. Şimdi öyle bir x alacağım. Öyle bir y alacağım ki bunların toplam kütlesi 50. Bak şimdi. X'ten ne kadar aldığımı bilmiyorum ama x 40'lık denklem kuruyorum artı y'den yüzde yetmiş alıyorum. Tamam mı? Eşittir x artı y yüzde elli. Elli bölü yüz. Bak şimdi oradaki yüzleri götürüyorum. Dikkat et. Şunlar aldım kalemi. Yüzler götürdü. Bir denklem çıkıyor karşıma. 40 x artı 70 y eşittir 50 x artı 50'ye. Şimdi x'leri y'leri bir tarafa topladığım zaman şu şuraya şunu şuraya aldım. Ne geldi bakın buradan? Y hangisiydi şunun? Şu. <laughs> 20 tane y eşittir 10 tane x yaptı. Ona böldüm. 2y eşittir x. Ne demek biliyor musun bu 2y eşittir x? Kardeşim diyor x'ten 2 alacaksan diyor. x'ten 2 alacaksan y'den 1 alacaksın diyor. He. Bakıyorum şimdi kaba. Kablara bakıyorum hangisinden ne kadar alabiliyorum. Yani x'i y'nin iki katı alacaksın diyor. Şimdi o zaman bizim x en çok ne kadar var elimizde? 400 var. x'in hepsini alsam x'i y'nin iki katı alacaktım ya. Y'nin ne kadarını alabilirim? 200. İşte bunları böyle karıştırırsan %50'lik oluyorlar anca. Biz Z'nin hepsini almıştık. Z'nin de 600'ünü aldık. 600 1000 1200. Yani 1200 gramlık %50'lik yapabilirim maksimum. Tekrar söylüyorum. Benden %50'lik bir karışım yap diyorsa Z %50'lik olduğu için işi hiçbir şekilde bozmaz. Sorum ne? Öyle bir x alacağım, öyle bir y alacağım ki bunları karıştırınca %50 olacak sorusunu çözdüm. Sonra şöyle bir şey çıktı bu denklemden. Y'den 1 alıyorsam X'ten 2 al. Şimdi en çok yap diyor. Hemen X'in durumuna bakıyorum. 400 var. X'ten 400 varsa Y'yi onun yarısı kadar kullanabiliyorum maksimum. O zaman bunlardan maksimum 600'lük bir karışım yapıyorum. Z'nin de hepsini almıştım. Sorumun cevabı Adana. Tam sınavlık bir yorum sorusu, eleyici bir soru. Yani böyle kolay bir soru değil. Ama zor bir soru da değil bak. Zor bir soru da değil. Orta bir soru. Yorum yeteneği isteyen bir soru. Evet. 22. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu ve 23 ve 24'e doğru ilerliyoruz. Bu 23 ve 24 bir artık daha zor. Bir artık daha zor söyleyeyim. Niye ben yazdım çünkü. Hadi bakalım şimdi. Aşağıdaki tabloda A, B ve C marka sütlerin içerisindeki bulunan yağ ve laktoz yüzdeleri verilmiş. Bak şimdi A marka sütte %6 laktoz varmış, %0 yağ varmış. Diğerleri başka maddeler. İlgilendirmiyor onlar bizi şimdi. B'de %4 laktoz, %3 yağ varmış. C'de %X laktoz, %Y yağ varmış. Tamam. Şimdi markette B marka süt bulamayan sütlaç ustası tenceresinin 4 bölü 9'unu A marka sütle doldurmuş. Kalan kısmını C marka sütle doldurduğunda B marka sütün ...laktoz ve yağ yüzdelerini elde etmiştir diyor. Oo, X artı Y toplamı nedir? Şimdi şöyle çözüm alanımı bir genişlettim. Şurası önemli değil. Şöyle büyüttüm. Diyor ki... ...kardeşim diyor... ...bir sütlaç ustası var diyor. Bu sütlaç ustası diyor... ...B marka sütün laktoz ve yağ yüzdesini elde etmeye çalışacak diyor. Çünkü ondan yapıyormuş sütü. Yani oranlarım şu olsun istemiş. Şimdi bunun içinde bir şey yapmış. Bir tencere almış tencerenin 4 bölü 9'unu bu tencereye biz 9 litre diyelim. Tamam mı? 9 litrenin 4 bölü 9'unu yani 4 litresini A marka sütle doldurmuş. Hemen alıyorum. 4'ünü A ile doldurmuş. Kalan kısmını C ile doldurmuş. Artı kalan kısmını C ile doldurmuş. Toplam 9'du ya 5'ini C ile dolduruyor. Toplam kütlem ne oluyor arkadaşlar? Yine 9 oluyor. Şimdi diyor ki bize. Bize x artı y toplamını istiyor. Önce laktozdan gidiyorum. Şimdi laktozda bakıyorum. A ya bu. A'nın laktozu ne kadar arkadaşlar? Yüzde altı. Yüzde altı. C'nin laktozuna bakıyorum. Yüzde x. Bu B'nin laktozuyla aynı. Yani B'nin oranlarını veriyormuş. Laktoz ve yağ oranlarını veriyormuş. B'ninki ne kadar? Yüzde dört. Yüzde dört. İşte burada x'i bulacağım şimdi. İki denklemli soru. Hadi burayı çözelim şimdi. Dört çarpı altı bölü yüz. Tamam mı? Yüzler gidiyor ama alışkanlık yaptık yazıyoruz. Beş çarpı x bölü yüz eşittir dokuz çarpı dört bölü yüz. Şimdi bölü yüzleri götürdüm. Şuradan yirmi dört geldi. Şuraya yazıyorum. Artı şuradan beş x var. Tamam. Eşittir. Burada ne var? Otuz altı. Bak şimdi 24'ü buraya attım. 5x eşittir 12. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman x eşittir 12 bölü 5. X'i buldum. Tamam. Şimdi aynılarını kim için yapacağım? Ya için yapacağım. Birer kap daha çizeceğim. Şimdi yine bu 4'tü. Miktarlar aynı çünkü. Şu 5'ti. Bu 9'du. Şimdi A'nın yağ durumu ne kadar arkadaşlar? Sıfır. Hiç yok. B'nin yağ durumu şurada olacak. Bakın B burada. B %3'lük. Burada C'nin yağ durumu ne kadar? Şu kadar. Y'ye kadar. Şimdi o zaman bakın. Burada hiç yok sıfır. Artı bunun %Y'siydi. 5 çarpı Y bölü 100. Tamam mı? Şimdi B'nin 9 %3. 3 bölü 100. Anladık değil mi? Bakın ne yaptım burada? Biz şuradakini aldığımızda A'nın içerisinde hiç yağ yok. Yüzde sıfır. Bunu kullanmama hiç gerek kalmadı. Toplam kütle yetkiliyor sadece bu 9. Sonra C'ninkine bakıyorum. C yüzde Y. C'nin yüzde Y'sini aldım. Sonra toplam kütlenin de yüzde üçünü aldım. Yüzler yine götürdü. Bakın buradaki denklemim ne? 5Y eşittir 27. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman C'de 27 bölü 5 yaptım. Şimdi ikisinin toplamını istiyor x ile y'nin toplamını. Topladığımız zaman 39 bölü 5 yapıyor değil mi? 39 bölü 5 şıklarda böyle yok. Bir 2 ile genişletelim burayı. 2 ile genişlettiğim zaman paydam 10 oldu. Yukarısı 40, 78 yaptı. 78 bölü 10 da 7,8'dir. İki tane karışım problemi çözmüş olduk sorusun, sorumuzun içerisinde. Güzel bir soru. Tatlı bir soru. Oradaki yorumu, sütlaç yorumunu iyi bir şekilde anlaman lazım. A ile C'yi karıştırınca B'nin yüzdeleri elde edilmiş. Evet. Şimdi geldik en kapsamlı sorumuza. Çok tatlı bir soru. Şöyle ama bu soru sığmıyor. Bu soruyu şöyle büyüttüm. Şöyle büyük haliyle güzelce okuyalım, iyi anlayalım ve çözelim. Şimdi diyor ki bir bilgi vermiş. Mavi sol kağıdı Batırıldığı sıvının asitlik yüzdesine göre renk değiştirmektedir. Turnusol kağıdı şeyde fenciler biliyordur bunu. Veya hepiniz biliyorsunuz. Lise okulunuz sunmuşlar değil mi? <laughs> okulunuz değil mi hepiniz? Ise. Turnusol kağıdı asitlik bazlık derecesini ölçen bir kağıttır. Batırılıyor. Asitlik yüzdesine göre renk değiştirir. Aşağıda bilgiyi vermiş zaten. Aşağıda mavi turnusol kağıdı batırıldığı sıvının asitlik yüzdesine göre aldığı renk gösterilmiştir diyor. Şimdi yukarı kaldırıyorum. Diyor ki eğer diyor turnusol kağıdını. Asitlik yüzdesi %10 ile %15 arasında bir şeye batırıldığında diyor pembe rengi verir diyor. Şöyle şunu sarı yapayım. Pembe renk oluyor diyor. Eğer asitlik yüzdesi 15 ile 20 arasındaysa diyor açık kırmızı oluyor diyor. Turnusol kağıdı asitlik yüzdesi %20 ile %30 arasındaysa koyu kırmızı oluyor diyor. Tamam mı? Yani bu yüzdelere göre turnusol kağıdının aldığı rengi söylemiş. Şimdi A kabında yüzde 8 asit olan 20 litre sıvı, B kabında yüzde 14 asit olan 10 litre sıvı, C kabında yüzde 35 asit olan 10 litre sıvı vardır diyor. Buralarda tamam. A kabındaki sıvının yarısını B'ye döküyormuşuz. Şimdi sonra B kabında oluşan sıvının yarısını C'ye, C kabında oluşanın yarısını A'ya boşaltıyormuşuz. Hatırlıyor musun bu soruyu ilk videoda? eşit miktarda vardı işlem yaptırmaz demiştim aynı soru. Buna göre son durumdaki ABC kaplarındaki oluşan sıvılara birer turnusol kağıdı batırıldığında oluşan renkler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kaplarımı çiziyorum. Şimdi A'nın içerisinde ne var? A'nın içerisinde şöyle şöyle kalını seçelim. 20 litre tamam mı? A'mız 20 litre. yüzde %8. Bir kere yazıyorum. Tamam mı? Şimdi B'nin içerisinde ne var? B'miz 10 litre. Asitlik oranı kaç? Yüzde 14. C'miz ne arkadaşlar? 10 litre. Asitlik yüzdesi yüzde 35. Şimdi dikkat edelim. Diyor ki A kabındakinin yarısını B'ye boşalt diyor. Şimdi şu A'nın içerisindekinin yarısı. A'nın içerisindekinin yarısını hayal edelim hemen. 10 litredir bir kere. Yüzde 8'dir. Bunu buna dök diyor. Şimdi karıştırılan madde miktarları eşit mi? Eşit. Eşitse yeni oluşan halini söyle bana. Bir kere litresi 20 litre. Çünkü 10 litre bu, 10 litre bu. Yüzdesini söyle. Aritmetik ortalamaydı. 14 ile 8'in toplamının yarısı. 22'nin yarısı 11. Yani B'nin yeni hali %11'dir. Bunu çok iyi kullan. Eşit yoksa amele gibi uzun uzun uğraşacaksın bu soruyla. Onu onunla karıştır, onu onunla karıştır. Madde miktarı eşitse aritmetik ortalaman. Bu şimdi kimin yeni hali? B'nin yeni hali. Şimdi A'nın son halini söyle bana. A'nın 10'unu döktük 10 kaldı ama hala %8. Tamam mı? A'nın içerisinden biz bir şu kadar aldık. Bu B'nin hali. Diyor ki B'de oluşanın yarısını C'ye dök diyor. Bak B'de oluşanın yarısını söyle bana şimdi. 10 değil mi? Yarısı. Yüzde kaçlık burası? 11'lik. Şimdi buna döküyorum. Yine miktarları eşit. O zaman C'de oluşan bir kere 20 litre yine. Bu kaçlıktı? 35'likti. 35 ile 11'i topladım. 46. Yarısını aldım. 23. Bu C'nin son hali. C kabında oluşanın yarısını da A'ya boşalt diyor. Bak C bu ya. Şimdi C'den yarısını da buna getirdim. Yine 10 geldi. 23'lük. Şimdi o zaman A'nın son halini şuraya çiziyorum. A'nın son hali... 20 litre. 8 ile 23'ü topladım ne yaptı? 31. Yarısını aldım yüzde 31 bölü 2. Bu A'nın son hali. B'nin son halini söyle bana. B 20 litreydi 11'ini döktüm ama yüzde de bir değişiklik olmaz. B yüzde 11'lik. C'nin son hali C'de yüzde 23'lük. Tamam. Şimdi bunlara turnusol kağıtlarını batırıyorum. Şimdi A'ya turnusol kağıdını batırdım. Bakın 31,5 31 bölü 2 15,5'tur değil mi? O zaman 15,5 açık kırmızıdır. Yani A'daki açık kırmızı olacak. İki şıkka düştü. %11 B'deki %11 olan pembe. Pembe cevabı buldum zaten. Ama buna da bakalım. 23 koyu kırmızı sorumuzun cevabı Bursa. Yani o aktarma sorularını yaptıktan sonra bir de turnusol kağıdı işi işin içerisine soktuk. Evet sorumuzun cevabı ne arkadaşlar? Bursa olmuş oldum. Evet karışım problemlerin içinden geçtik. Güzel sorular çözdük. Vallahi güzel sorular çözdük. Şimdi ödevimizi vermedik. Dur ödevimizi de verelim. Ödevimizi de verelim. Ödevimiz ne arkadaşlar? Bir ay yayınları PYT Soru Bankası içerisindeki 218-223 arasındaki 3 tane testi çözüyorsun. Birinci test öğreten, ikinci test klasik ÖSYM, üçüncü test beceri temelli. Önce klasikleri çöz güzel bir şekilde. Ondan sonra ÖSYM tarzları yavaş yavaş kademe kademe götür. Şöyle kendimi de bir büyüteyim. İnşallah verimli bir ders olmuştur. Tüm ayrıntıları vermeye çalıştım. Mantıkları kalıplar halinde gidiyor. Bütün konunun özünü verdim sana. Tamam mı? Güzelce dinle. Çok güzel notlar al. Özellikle verdiğim kısa noktalar var ya. Onları not al. Her yerde bulamazsın bu şeyleri. Sonra yorum sorusu geldiğinde apışıp kalırsın. Apışıp kalmak istemiyorsan emek vermeye devam et. Kendine iyi bak. Şunu ne zamandır göstermedim sana. Hepsi görünmüyor ama var bir hayalimiz. Ta 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 ta. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.